Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Buyursunlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Saygı benden. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarına, başta hekimlere şükran borçluyuz. Gerçekten. Olağanüstü zor koşullarda görev yapıyorlar. Günün 24 saat görev yapıyorlar. Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması, evet. Ayrıca hekimlere olan, Türk Tabipler Birliği'ne olan güvenimizi de artırdı. Onu da ifade etmek istedim. Biz de teşekkür borçluyuz Sayın Başkan. Çünkü mecliste özellikle meslek hastalığı konusundaki çabalarımızın... Evet. O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması da güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey. Umarım genel kurula, İnerme Genel Kurulu'da da kabul edilir. Böylece o sorunu da aşılmış olur. Gerçekten tükenli sağlık çalışanları her bakımda, evet, fiziksel olarak hem de ruhsal olarak, yani bu dönemde hastanede karşılanması bir salgının zaten kabul edilemez. Evet. Durumu ortada. Öyle. Hani telaffuz edilen rakamlar tabii çok düşük. Hala çok düşük. 28.351 de düşük. Hani bizim sahadan topladığımız veriler ama en azından onu söylemek zorunda kalmaları bile bence önemlidir. Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz. Çünkü işin başında, suyun başında, hastanın başında bekleyen sağlık çalışan hekimler. Olayın bizzat %100 tanığı olan hekimler. Şimdi olayın tanığı olanı dinlemiyoruz veya onu söyledikleri doğru değil diyoruz. Olayın hiç tanığı olmayan kişilerin söylemleri doğru kabul ediliyor. Bu siyaseten de ahlaken de doğru bir şey değil yani. Suçlu olduğu çıktı ortaya. Türk Tabipler Birliği'nin doğru söylediği, doğru söylemenin de eğer suçlu kabul edeceksek, suçlu, kimin suçlu olduğu çıktı ortaya. Kendileri sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar. Dün Erdoğan ilginç bir açıklama yapmış. Efendim diyor, ben size talimat vermiyorum diyor. Yargıçlara 138. madde var anayasada. Dolayısıyla ana muhalefet partisi de size talimat veremez. Sanki Amerikalı papazı ben çıkardım. Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli. Çıkaran da belli yani. Akıl mantık yok yani gerçekten. Söylemlerinde de akıl mantık yok yani. Öyle.